ki dersimizde, 12. dersimiz oluyor bu. Yıldız deseni oluşturmayı göreceğiz. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz şekilde baklava dilimin yarısı görünümünde olan yıldız desenini nasıl yaparız? Ona bakacağız, yapmaya çalışacağız. Bunu iki farklı yöntemle yapmaya çalışacağım. Bir tanesi neredeyse ben hiç görmedim, hiç kullanılmayan bir for özelliği var. Onu da hani bilginiz olsun diye göstermek istedim. O yüzden iki farklı şekilde yazdım. Şimdi dersimize geçelim hemen. Dersimize geçiyoruz. Şuradan kaçta kalmışız? 17-18 olacak. Evet, 18. ders. Sağ klik yapıyorum. Bir klasımı açıyorum. 18 diyorum. 18. Şöyleydi. Java Blackboard 18. Yıldız deseni. Evet. Public Static'te ayarladım. Eskisini kapatalım. Şimdi arkadaşlar, şurada belirtmedim. Belirtmeden geçmeyeyim. Şey dersimizde, Telegram kanalımızda burada yazdığımız derslerin kodlarını hepsini yayınlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Telegram kanalımızın ismi de Java Blackboard. Evet. Bu duyurumuzu da kısaca yaptıktan sonra kodumuza geçelim. Şimdi ilk olarak kodumuzda ne var? Önce şöyle bir for'u hatırlayalım. I eşittir 0 diyorum. I 5'li yıldız olsun. Daha doğrusu hani onu şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bir yıldız koyacak. Sonra 2 yıldız koyacak. Sonra 3 yıldız koyacak. Sonra 4 yıldız. Sonra 5. Buradan tekrar 4, 3, 2, 1 diye gidecek. Bunun böyle gitmesi için bizim kaç tane satırımız olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane satırımız var arkadaşlar. 9 tane satırımız olduğu için buraya i küçüktür. Yani uç noktası 5 olduğu için 5 yazdım ben oraya, yanlış oldu. 9 diyorum. İyi, arttıralım. Ve şöyle bir sistem. Evet. Şimdi bu şekilde yazdım ve bir yıldız koydum. Bir çalıştırıp görelim. Bunu böyle yaptığımız zaman tabii ki bakalım nasıl çalıştırıyor. Evet. 9 satır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tane alt alta yıldız koydu. Şimdi bu 9 tane alt alta yıldızın ben her seferinde istiyorum ki önce bir tane koysun, sonra 2 tane koysun, sonra 3 tane koysun. Peki onu nasıl yapacağım? Onu yapmak için de şurada bir şey daha göstermek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şuradaki LN harflerini sildiğimiz zaman Ctrl-S deyip tekrar kaydediyorum. Çalıştırıyorum. Yıldızları yan yana koyar arkadaşlar. LN harfinde. LN harfini kaldırırsak. LN'yi koyarsak da alt satıra geçer. O yüzden biz yan yana istediğim iki tane yıldız koyduracağız mesela. Sonra alt satıra geçireceğiz. Yan yana koyduracağız, alt satıra geçireceğiz. Bunu bu şekilde yapmak için de ikinci bir for'a ihtiyacımız var. İkinci for'umuz, önceki for'umuzun içinde olacağı için int, buna da j eşittir 0 diyeyim. Int j eşittir 0. J küçüktür. Burada ne diyeceğim işte. Burası var. Şimdilik buraya bir 5 diyelim. Ve j artı artı diyelim. Buraya da açıktan sonra şuraya alalım sistem out print LN'mizi. Şimdi arkadaşlar kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yan yana önce 5 tane yıldızı yaptı.
Sonra alt satıra geçmedi. 5 tane daha yaptı. 5 tane daha, 5 tane de. Yani 9 satır boyunca, şöyle küçüktür 10 diyelim ki 9 olsun. 9 satır boyunca 5 tane yıldız koydu. Şey, 1 satır boyunca 9 kere. O yüzden birinci for'u işlemi bitirdikten sonra şuraya bir sistem, evet, boş bir tane satır atlama işlemi yaptığımız zaman, şimdi tekrar bakalım. Evet. Şuradaki ikinci for'dan dolayı, şimdi bu birinci for'a geliyor. İ'yi alıyor. İ'nin değeri her kaçsa, 10'a kadar gidecek çünkü. Yani bu işlemi 9 kere tekrarlayacak. 0'dan 5'e kadar 5 tane yıldız koyuyor. 1, 2, 3, 4, 5 görüyorsunuz. Bu for'un işlemi bittikten sonra alt satıra atlıyor. Sonra tekrar 5 tane daha yıldız koyuyor. Sonra tekrar alt satıra atlıyor. Böyle gidiyor. Şimdi biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Ne yapmasını istiyoruz? Şuradaki yıldızın her seferinde artmasını istiyoruz. O yüzden buradaki yıldız sayısının her seferinde J kadar gitsin istiyoruz. J kadar gitsin istediğimiz için de İ kadar gitsin istediğimiz için de J'yi İ'den küçük olduğu müddetçe diyoruz ve kaydedip tekrar çalıştırıyoruz. Şimdi işlemimize tekrar bakalım. Bu sefer birinci satıra boşluk koydu. Çünkü sıfırdan başladığı için sıfır tane koydu. Ondan sonra bir daha. O yüzden şuraya bir 1 yapalım. Şunu da 1 yapalım J'yi. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet, gene aynı şekilde oldu. J'nin 0 olması gerekiyormuş. Tamam. Şimdi önce bir tane koydu, sonra iki tane koydu, sonra üç tane, sonra dört tane, sonra beş tane. Ama şuradan itibaren bizim tekrar 4, 3, 2, 1 diye gitmesini istediğimiz için bu sefer şunu, yani aynı döngüyü alıyorum. Tabi o zaman ne yapacağım? Ben burayı 5 yapıyorum. Küçük eşit 5 diyorum. Küçük eşit 5 dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, benim birinci işlemim, birinci bölümüm artık 5'e kadar yıldızları yapıyor. Sonra bu bölümü olduğu gibi kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Şimdi ikincide de 5'e kadar gidecek. Ama bu sefer iyi 5 olacak. İ büyüktür 0 olacak. İ eksi eksi olacak. Yani 5'ten 4'e doğru gidecek. O zaman da zannediyorum sorun kalmamış olacak. Evet, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi ortada iki tane beşlik attı. Bunu atmasının sebebi ne? Şu 5'ten başlattığımız için oldu. O zaman şurayı 4'ten başlatacağız. Evet. Şimdi birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimize geçelim. Bu birinci yöntemi hallettik arkadaşlar. Buna birinci yöntem diye not alayım. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntem biraz karışık. Çok kullanılmayan bir yöntem ama yine de ben bilinmesi açısından bunu yapmak istedim sizler için. Böyle bir şey olduğunu da bilin. Çoğu arkadaşımız belki bilmiyordur. Onlar da görmüş olurlar. Şimdi yeniden for açıyorum. For açtım. Int i eşittir 1 dedim. Ondan sonra i'yi bu sefer 10'a kadar götüreceğim. İ küçüktür 10 diyorum. Ve i artı artı diyorum. Şurada parantezini açalım. Şimdi int i diyeceğiz buraya. Evet. Şimdi bunu yaptık. Buradaki farklılık şu arkadaşlar. For'un içinde ikinci bir değişken daha tanımlayabiliyorum ben. J eşittir 1 diyorum. Şurada J'nin artma azalma dengesini de verebilirim ama kontrolünü. Onu vermiyorum. Şuraya geliyorum. Diyorum ki J eşittir i mod 5. Yani benim i'm arttıkça J de i'ye göre mod 5 şeklinde artsın dedim.
Ne yaptığımı bir bakalım arkadaşlar. Şimdi önce bir iyi diyelim. Bakalım ne yapmışız biz. Artı J diyelim. Şimdi programı çalıştırdığım zaman i'nin ve j'nin nasıl değer aldığını görelim. i 1 iken j 1, i 2 iken j 2, i 3 iken j 3, i 4 iken 4, i 5 iken j 0 oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şuraya kadar sorun yok. Yani 5 taneyi koydurduk. 1, 2, 3, 4, 5. 0 iken de o koydurduğumuz varsayıyorum. Ama 6 iken j'nin bir şekilde 4 olması lazım. Ama ben 1 olduğunu biliyorum. Bu 1 olduğunu bildiğim için öyle küçük bir formülizasyonla burada 6'yı ve 1'i kullanarak 4 elde edeceğim. Burada 7'yi ve 2'yi kullanarak 3 elde edeceğim. Burada 8'i ve 3'ü kullanarak 4 elde 3 2 elde edeceğim. Burada da 9 ve 4'ü kullanarak 1 elde edeceğim. Bunları nasıl elde ederim arkadaşlar? Şimdi ona bakacağız. Böylece ben artık neyin nasıl sıralandığını biliyorum. Diyorum ki if diyorum i küçüktür 5 ise şunu yap. Yapılacak olan ne? For int k eşittir 1 diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi burada şöyle bir düşünmem lazım. K küçük eşit i ise k'yı arttırarak devam et diyorum ve geliyorum aşağıya. Şimdi aşağıya geldim. System out print dedim ve yıldızı koydum arkadaşlar. Şimdi bu yıldızı koydum. Burada eğer hesaplamalarım doğruysa, doğru hatırlıyorsam önce artarak gidecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5 yıldızı koyacak. Ondan sonra buraya bir sistem out printlerine atıyorum. Evet. Ve if'ten çıkıyorum. Şimdi i'nin 5'ten büyük olduğu duruma bakacağım. Buraya eşittir koymayı unuttuğumu düşünüyorum. Evet. i'nin 5'ten büyük olduğu durum. Asıl bizim problemimiz burada arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. i 5'ten büyük artık. Tekrar bir daha for açıyorum. Int k eşittir 0 diyorum. Şimdi k küçüktür dedim. K küçüktür dedim. Parantez açıyorum. I eksi. Çünkü i 6 ya. Şuraya bakın arkadaşlar aşağıda. I 6 ya. Bu 6'dan 6 ile j'yi öyle bir formüle sokacağım ki ben elimde 4 kalsın. Şimdi i eksi j çarpı 2 diyorum. J çarpı 2 diyorum. Evet. Nasıl oldu? Ha, bir tane daha koyacağız. Evet. Parantezlerde hata var. Ha tamam. Şurada bir de şey olacak. Şunu unuttuk. Parantezlere bakıyoruz. K diyorum. Ha, elimde artık K olduğu için de K'yı arttırarak devam et dedim. O zaman buraya system out print ln diyorum. Ln demeyeceğim tabii ki. Yıldızları yan yana yazdırdığımız için. Buraya da yıldız koy diyorum o kadar. Ve aşağıya geliyorum. For'un içine. Yani yukarıdaki if'in içindeki for'un içine. System out print ln diyorum. Ve bitiriyorum. Bakayım. Şöyle bir kontrol ediyorum. O for'u yazdım. O for'u yazdım. If'ler tamam. İnşallah doğru yazmışımdır diyorum. Ve kaydedip çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya hatta şunu şöyle yapalım.
Şuraya bir boşluk daha atalım. Bunun aynısını yukarıya da yazalım, yorum almaktansa. Şunlara gerek yok. Buna da birinci yöntem diyelim. Ve bir çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi iki değişik yöntemle de yıldızlı paternimi, desenimi oluşturmuş oldum. Burada benim göstermek istediğim şuydu, ikinci yöntemde. For'un içinde iki tane değişken kullanabileceğinizi bilin arkadaşlar. Mesela şuraya virgül deyip J için de mesela J için de şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Kontrol kuralı koyabilirsiniz. Ama burada ihtiyacımız yoktu, onu koymadık. O yüzden sadece iki değişkeni tek bir forun içinde kullanıp ondan yararlanaraktan ikinci yöntemle de bunu yapmış olduk. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Umarım derslerimiz faydalı oluyordur. Photoshop yüzümüze gelelim tekrar. İki farklı şekilde şu yıldız desenimizi yaptık. Ondan sonra ne diyelim? Artık hepinize hayırlı günler, kolay gelsin. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana Telegram grubumdan, kanalımdan, yorumlardan sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize, iyi günler.